şimdi ben de Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Bu sunumun tamamında merak edip bir arattırdım sunum metninizde Sayın Bakan. Kürt kelimesi var mı diye. Yok. Kaç kez terör kelimesi var diye baktım. 4-5 ya da 6 kez var. Şimdi sormak istiyorum. Kürtleri içeride ve dışarıda görmezden gelmek bakanlığınızın yeni dönem politikasıdır mesela. Yeni dönem politikası olduğu için mi özellikle kullanılmıyor? Yoksa Kürt meselesinin çözüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Kürt meselesi artık yalnızca bir iç barış meselemiz değil. Malumunuz hem bölgesel barış hem de uluslararası barışa katkısı açısından çözümü çok mühim bir mesele. Ayrıca şimdi sorularımı sıralayacağım sunumunuzdan edindiğim notlarla, aldığım notlarla. İsrail-Filistin meselesinde arabulucu, garantör ya da kolaylaştırıcı olmak gibi kavramlar kullanılıyor özellikle tarafınızdan. İç barışını tesis edememiş bir ülke bu haldeyken nasıl bir kolaylaştırıcılık rolü oynayabilir? Yine bölge ve dünya barışına katkı sunacak bir demokratik teklifiniz var mıdır, yoksa neden? Bölgede ve Türkiye'de barışı sağlamak için nasıl bir öncü rol oynayacak ülkemiz ve bunu hangi yöntemlerle yapacak? Çünkü bu sunum boyunca gördüğümüz şey yalnızca güvenlikçi politikalar esasında bir yaklaşım olduğu. Yine bölgede çözümün değil, son yıllarda ne yazık ki Türkiye daha çok sorunun parçası haline geldi ve çoğu zaman da sorun yaratıcı bir rol oynadı maalesef. Buna dair çok şey söylenebilir ama tekrara düşmek istemiyorum. Bakanlığınız döneminde çözümün parçası olmak konusunda nasıl bir politika izleyeceksiniz? Nasıl bir fark yaratacaksınız? Bu konuları gayet iyi bilen biri olarak. Orta Doğu'daki tablo halkların işbirliği ve dayanışma içinde olmasını artık mecburi kılıyor. Bu daha önce de deneyimlendi. Birliktelik, birlikte yaşayan halkların kazanmasını sağlayacak. Çatışma ve karşıtlık maalesef kaybettiriyor. Biz Kürt düşmanlığı diyoruz, kızıyorsunuz, hop oturup hop kalkıyorsunuz. İsterseniz Kürt karşıtlığı diyelim, ne dersek diyelim ama sonuçta burada halklara kazandıran bir tutum söz konusu değil. Biz de tam aksi olsun istiyoruz. Halklara kazandıran, bölge halklarına kazandıran bir tutumun ortaya çıkmasını. Bunun en net örneklerinden birini de tarihten hatırlatmak isterim. Irak Kürdistan'ı mesela. Dünün düşmanıydı. Bugünün neredeyse tek müttefiki. Dün bir Karabasan gibi olur ya Irak'ta federatif bir Kürdistan oluşursa ne yaparız diye konuşuluyordu. Tarihimizden örnekler bunlar. Bu neden bugün Suriye için konuşabileceğimiz bir şey olmasın? Niye müttefik olmasın Kuzeydoğu Suriye? Bakın az önce Cengiz Çandar'ın hatırlattığı şeye bir ek yapayım. Süleyman Şah Türbesi ve Eşme Ruhu. O zaman Öcalan'ın deyimiyle çokça konuşuldu. Eşme Ruhu Sayın Bakan da hatırlayacaktır. PYD eş başkanı bizzat bana verdiği söyleşide Türkiye'ye 4 kez geldiğini söyledi. Ve bana verdiği söyleşi İmece TV'de 2013 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın eşliğinde oldu. Şu anda PYD eş başkanı Salih Müslim kırmızı bültenle aranıyor. Ne ara? Neden terörist oldu Salih Müslim? O gün kırmızı halıyla karşılanan Salih Müslim bugün kırmızı bültenle aranan bir insana neden ve nasıl dönüştü? Ben Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandım o röportajda. Benzer bir dönüşümü o gün Irak Kürdistan'ı için Karabasan muamelesi yapıldığında, bugün müttefikliğiyle övünüldüğünde, benzer bir dönüşümü Suriye Kürdistan'ı için talep etmek ya da Kuzeydoğu Suriye için istemek, çatışma değil de uzlaşı dilemek niye problem oluyor? Niye sorun oluyor? Biz çözüm süreci niye yaşandı demiyoruz ki. Aksine iyi ki oldu, oradan devam edelim diyoruz. Bunun üzerinden bir eleştiri yapmıyoruz. Arada geçen 10 yılın Türkiye'ye kaybettirdiklerini hatırlatıyoruz.